Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cebrail bana komşu hakkından öyle bahsetti ki komşuyu komşuya mirası kılacak zannettim. Değerli izleyenlerimiz, aziz dostlar, Diyalog TV'de Kıbrıs'ta Ramazan'da yine bir sohbetimizde sizinle beraberiz. Ve bugün stüdyo konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Koordinatör Hocamız Eyüp Budak Bey bizlerle beraber. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak oruçlarımızı, inşallah ibadetlerimizi kabul etsin. Amin. Hocam, bugün konu olarak komşu hakkından inşallah bahsedeceğiz. Çünkü toplum hayatında insanların rahatı, huzuru komşusunun güvenliğine veya komşusunun iyiliğine bağlı biraz. Dinimiz de bu anlamda çok böyle kayda değer, önemli tavsiyelerde bulunuyor. Az önce okuduğum hadisler anlaşılıyor zaten. Evet, bir insan birine komşu olacak veya da başka biri ona komşu olacak. Bu anlamda komşular arasında nasıl bir münasebet, ilişki olsun ki hem Cenab-ı Hak razı olsun hem biz rahat edelim? Efendim, öncelikle ekranları başında bizleri izleyen tüm başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm Müslüman kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Tabii komşuluk ilişkileri dinimizde de es geçilmiş bir şey değildir kesinlikle. Nisa suresi 36. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. وَاَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ İlâ ahiril âye. Burada bizim konumuzla alakalı olarak yakın komşuya, uzak komşuya ihsanda bulunun diye Allahu Teala'ya kendisine şirk koşulmamasını emrettikten sonra bunu ister. Yakın komşu, uzak komşu. Uzak komşu. Hazreti Ali Efendimiz der ki komşuyu ifade ederken çevrede sesi işitilenlerin komşu olduğunu ifade etmiştir. Hazreti Ayşe annemiz de her taraftan 40 evin o kişinin komşusu olduğunu ifade etmiştir. Yani komşumuz sadece apartmanda oturduğumuz, yan evimiz, karşı komşumuz, alttaki, üstteki değil de Hazreti Ayşe annemizin buradaki ifade ettiği şekliyle alırsak her taraftan 40 ev bizim komşumuzdur. Kültürümüzde şöyle bir söz vardır. Ev alma, komşu al. Bu kültürümüzün ne kadar güzel bir birikime sahip olduğunun da bir tezahürü. Zira bu söz gelişi güzel söylenmiş bir söz değildir. Bu söz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden mülhem olsa gerektir. Zira Efendimiz buyururlar ki iyi bir komşu mutluluk sebeplerindendir. Yani çok güzel bir ifade hocam. İyi bir komşu. Kesinlikle evet. Mutluluk sebeplerindendir. Evet. Ev kişiyi mutlu etmez. Eğer komşuluk ilişkileri asgari düzeye düşmüşse ve birbirlerine zararlı olacak dereceye gelmişlerse o kişi o apartmanı, o evi terk ettiğine şahidiz. Bizim eski komşuluk ilişkilerimizde maslahatlar olurdu. Mesela annelerimiz bizleri komşumuza gönderirdi. İşte git, işte evde salça mı bitmiş, hemen markete koşmazdık. Komşumuzdan alırdık. Bunlar çok güzel şeylerdi. Artık kimsenin kimseye ne yazık ki eyvallahı kalmadı. Mesela mahallemizdeki komşularımız bizim Ahmet amcamızdı, Ali amcamızdı, Fatma teyzemizdi. Küçükler olarak, gençler olarak bizim bir hatamız olduğunda o komşularımız kendi evladını nasıl uyarması gerektiğini bildiği gibi bizleri de uyarırlardı. Ve biz ve anne babalarımız bizler bunlardan gocunmazdık. Sen benim çocuğuma nasıl bunu dersin demezdik. Yani, bu komşuluk ilişkilerinin bir samimiyetinin de aslında evet, göstergesiydi. Yani komşu olan Ahmet abimiz, amcamız veya teyzemiz neyse bizim bir büyüğümüzdü. Onların bu manada işte bize olan tavsiyeleri, hatta belki kızmaları bile bizim için önemliydi yani. Bugün maalesef dediğiniz gibi yani insan benim çocuğuma ilişme tarzında bir havaya giriyoruz. Ne yazık ki, ne yazık evet, ki. Bir de komşu kavramının dediğimiz gibi hem mekan olarak bu kadar geniş olduğu gibi 40 ev ifadesini az önce Hazreti Ayşe annemizden öğrendik. Mesela Müslüman kafir ayırt etmeden komşumuz vardır bizim. Hocam bu çok önemli, çok evet, güzel. Müslüman kafir, abid fasık, dost düşman, yerli misafir, iyi kötü, yakın uzak ayırt etmeden komşularımız vardır. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden biz şunu da öğreniyoruz. Üç türlü komşu ve komşuluk hakkı vardır. Bir, müşrik komşularımızdır ki bunların sadece komşuluk hakları vardır üzerimizde. Ama yine hakları hak vardır. Yani, değil mi? Tabii. Yine. İkincisi, Müslüman olan komşularımızdır. Bunların hem din kardeşliğinden gelen hakları hem de komşuluk hakları vardır. Bunların da iki hakkı vardır. Üçüncüsü ise hem akrabamız olan hem Müslüman olan
hem de komşumuz olan insanlardır ki bunların hem Müslümanlık, hem akrabalık, hem de komşuluk hakları vardır. Bizlerin bunlara son derece ehemmiyet göstermesi dinimizin bizlere emrettiği hususlardandır. Yani insan bir komşusuyla iyi geçinirken, geçinmeye çalışırken, onun bir sıkıntısını giderirken bunun Cenab-ı Hakk'ın da arzu ettiğini ve razı olacağı bir iş olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi benim aklıma şu geliyor bir de, yani az önce örnek verdiniz ya, komşudan işte tuz, biber, salça istemek. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki insan bir musibete maruz kalıyor, bir sıkıntıya düşer oluyor. Yardım isteyecek birisini arıyor. Bu anlamda işte komşu asıl o zaman belli oluyor. Yani bazen bir hastamız oluyor, işte mesela düşünün ki evin işte erkeği, kocası hastalanmış. Kadın onu doktora gidecek ama arabası var, ehliyeti var ama yerinden kaldıramıyor. Ambulans arayacak ama ne zaman gelecek? Dolayısıyla hemen komşuya koşmak zorunda kalıyoruz. İnsan mesela bunu düşünse her zaman kapısını çalabileceğimiz bir komşu olması çok önemli bizim için. Şu kısacık dünya hayatında 50, 60, 70, 80 sene yaşadığımız bu müddetçe belki annemizden, babamızdan, evladımızdan daha çok komşularımızla münasebettar oluyoruz. Dolayısıyla mesela kendimden örnek vereyim. Bizim Anadolu'muzda çok güzel komşuluk ilişkileri var. Zaten Müslüman Türk toplumu olarak bizi ayakta tutan dinimizdir. Dinimizin iki olgusu çok önemlidir. Bir, aile yapımız, ikincisi komşuluk ilişkilerimiz. Bunları biz tahkim etmeliyiz, korumalıyız, güçlendirmeliyiz. Bizden sonraki nesillere de kültürümüzden gelen bu ailevi ilişkileri ve komşuluk ilişkilerini aktarmalıyız. Amcam rahmetli olduğunda apartmanda taziye gelenler oldu. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah tüm ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Taziye gelen erkekleri biz komşularımızın evinde ağırladık. Çünkü haddinden fazla. O komşumuz 3 gün boyunca, 1 hafta boyunca evini bize saat sabah 8'den diyebilirim, akşam 8'e 10'a kadar açtı. Erkekler orada taziyelerini verdiler. Hanımefendiler diğer tarafta amcamın evinde taziyelerini verdiler. Bu aslında ne kadar güzel bir ve şey. Hiçbir de yüksünme olmadı. Kesinlikle, yani, kesinlikle. Oldu. O rahatlığı bize hissettirdiler. Dolayısıyla komşuluk budur aslında. Bunları bizden sonraki nesillerimize de aktarmamız gerekiyor. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerinden iyi bir komşu nasıl olunur? Mesela maddeler halinde zikretmek gerekirse, borç isteyince veren, onu tefeciye, faize, rüşvete atmayan, sıkıntılı gününde yanında olan. Kesinlikle. Yardım isteyince yardımına koşan, az önce sizin verdiğiniz örnek mesabesinde düşünebiliriz. Hastalanınca ziyaret eden, yani öyle düşünün ki, apartmanımızda birisi hastalanıyor, vefat ediyor, bizim haberimiz yok. Ne kadar acı bir şey. Maddi sıkıntıya düşünce onu gözetip, gözetleyen ve kollayan, ölünce cenazesine katılan, mutlu günlerinde sevincine, kederli günlerinde üzüntüsüne ortak olan iyi bir komşudur. Bir de iyi bir komşu olma noktasında sakınmamız gereken şeyler de var. Komşumuza yani eza ceza, evet, komşumuza eza cefa verecek bir yapılaşmanın içerisine girmemeliyiz. Mesela komşumuzun güneşini, rüzgarını, gölgesini ya da eve giriş çıkışını engelleyecek bir yapı yapmamız illaki elzemse, komşumuzun iznini, rızasını ve müsaadesini almadan öyle bir binalaşmaya, yapılaşmaya gidemiyoruz. Evet, yani evimizde televizyon izliyoruz, sesini ona göre ayarlamalıyız. Çocuğumuz varsa uyarmalıyız. Kesinlikle. Gürültü yapmamalıyız diye. Yani İslam o kadar her şeyi düşünmüş, yerli yerine koymuş ki Allah-u Teala'ya şükürler olsun bizleri bu dinin müntesipleri olarak kılmış. Çocuklarımıza bir şey aldık, eve götürüyoruz. Karşı komşunun ya da yaşadığımız yerdeki çocukların da onun yokluğunu hissederek annesini babasını zor durumda bırakmaması için Peygamber Efendimiz diyor ki o aldığınız şeyi gizlice götürün. Ya ikram edin, o çocuklara da verin. Mesela bir meyve olabilir, sebze olabilir. Eğer komşumuzun durumu onu almaya el vermiyorsa o çocuk ne yapacak? Heveslenecek. Tabii hocam hadis var ya, hani komşusu açken tok yatan bizden değildir. Buradaki tabii yani açken ifadesi illaki karnılaştığı olarak düşünmemek lazım bunu. Komşumuzun manevi açlığı olabilir, sıkıntısı olabilir, dediğiniz gibi bu anlamda paylaşmak istediği belki bir şey olabilir. Yani bir tek bunu karın tokluğu olarak düşünmemek lazım bence. Komşunun her türlü sıkıntısına ortak olabilmemiz lazım. Komşuluk ilişkilerinin iman ile olan bağlantısı münasebetiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifini zikretmekte yarar mülahaze ediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki vallahi iman etmemiştir. Ve üstüne basa basa 3 defa bunu vurgulamış, tekrarlamıştır. Vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir der. Kim? Meraklanan sahabiler kim ya Resulallah diye sorduklarında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam
komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamadığı kimse gerçek manada imana ulaşmamıştır çünkü diyor. Müslüman elinden ve dilinden emin olan kişi olması lazım. Onun da en birinci muhatabı insanın komşusu olacak tabii ki. Hocam dinimiz elhamdülillah yani bize öyle tavsiyeleri bulunuyor ki yani bu dünyada da mutlu olmanın, huzurlu olmanın hakikaten bütün ölçülerini vermiş. Yani anne baba ilişkisi, karı koca ilişkisi, işçi işveren ilişkisi ve işte bir tanesi de komşu ilişkisi mesela. İnsan bu anlamda dinimizin emrini yerine getirse hem memnun olacak hem memnun edecek. Hem de Allah'ın rızasını kazanacak. Elhamdülillah yani. Yani günümüzde düştüğümüz bir yanlışı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asırlar öncesinden ifade etmiş. Mesela sosyal medya dediğimiz bir alan var değil mi? Fütursuzca kimi zaman kullandığımız bir alan. Ne yazık ki sorumsuzca ve sorunsuzca kullanıldığında baş ağrıtan bir alan. Bu alanın da çok iyi kullanılması gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sanki bu ana, bu olguya parmak basıyor. Eşi tarafından kendisine sağlanmayan bir takım imkanlara sahipmiş gibi görünerek komşusuna gösteriş yapmasının günah olup olmadığını soran bir kadına, kendisine verilmeyeni varmış gibi gösteren kimse yalan elbisesi giyen kimse gibidir buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Bakıyoruz sosyal medyada kendisinin olmayan bir arabayla poz veriyor. Kendisinin olmayan bir evle poz veriyor. Saf olan bir hevesli olan o tür imkanlara sahip olmayan birisi baktığında ne oluyor içerisinde? Kıskançlık, haset, çekememezlik. Onda var bizde niye yok diye belki annesini, babasını, çevresindeki insanları zor durumda bırakacak davranışlara hocam, sokabiliyor. Hatta yani şu bana daha böyle ilginç geliyor. Mutlu değil ama mutluymuş pozu veriyorlar. Kesinlikle. Yani ev, araba neyse bir gün gelir olabilir senin yani ama mutlu olmadığı halde mutluymuş pozu vermek de hakikaten yani bir anlamda ikiyüzlülük oluyor. İşte insanların dikkatini çeksin, ay ne kadar imkanlara sahip desinler diye böyle. Yalan elbisesi giymiş kimseye benzetiyor. Evet, Allah korusun. Sohbetimizin sonunda şu dörtlükle bitirmek isterim. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin bir dörtlüğü var. Diyor ki, kalplerden kalplere bir yol bulmalı. Her zaman yumuşak tavır almalı. Acı sözü bırakıp tatlı olmalı. Güleç yüzlü, güzel sözlü ol kızım. Hocam teşekkürler, sağ olun, var olun. Hocam aklıma şu geldi benim siz söyleyince. Bunu bana babam anlatmıştı. İşte eskiden birisini Türkler göçer konarmış. Bir yerden bir yere sürekli olarak işte gidiyorlar. Yine bir beldeye bir karı koca gitmişler. Oraya akşamleyin hava kararttan sonra konaklamışlar. Ve adam karısıyla o gece bilerek bir tartışma yapıyor. Bağırıyor, çağırıyor, kızıyor vesaire. Hakikaten bir kavga yok ama öyleymiş gibi etrafa yansıtıyor. Sabah olduğu zaman acaba kimse gelecek mi diye bekliyorlar. Sabah olmuş, komşulardan duyduklarını bildikleri halde çünkü duyuruyorlar. Kimse gelip gitmemiş. Adam karısı demiş ki hanım kalk biz buradan gidelim. Burada komşuları hayır yok demiş. Burada yaşanmaz demiş. Oradan tekrar başka bir yere göçmüşler diye söylerdi. Yani komşuda bir sıkıntı varsa, bir gürültü patı varsa yani o gün değil belki ama bir gün sonra git kapısını çal. Ya bir sıkıntı mı var yardımcı olalım. Niye bu gürültü patı oldu şeklinde bir hadis olmak gerekiyor diye ben öğrenmiştim yani. Her ne kadar İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dörtlüğüyle bitiriyoruz desek de siz bunu anlatınca aklıma İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin bir hikayesi geldi. Meşhur İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin bir komşusu var. Ve bu kişi sabah akşam içki içerek mahallede huzur bırakmıyor tabiri caizse. Nara atıyor. Bir zaman bunu hapse atıyorlar. İmam-ı Azam hapse gidiyor. O komşusunu ziyaret ediyor. Diyor ki kusura bakma biraz geç geldim. Senin hapiste olduğunu yeni öğrendim. Hakkını helal et deyince o kişi ağlamaya başlıyor. Mahcup oluyor. Mahcup oluyor ve o günden sonra o kötü hasletini bırakıyor. Halis, munis, Allahu Teala'nın istediği bir tarzda. Dolayısıyla küçük bir şey Allah'ın indinde hiç de küçük değildir. Yeter ki biz bir adım atalım. Niyetimiz halis sonra olsun, samimi olsun. Allahu Teala o küçük tohumu ağaç yapmaya, iklim yapmaya, mevsim yapmaya muktedirdir. Şimdi Cenab-ı Hak inşallah bizleri önce kendimizi diyorum. Komşularımıza faydalı etsin. Komşularımıza Amin. İnşallah böyle halim selim davranan insanlar olalım. Amin. Zaten biz iyi olduktan sonra inşallah komşularımıza iyi olur diye temenni ediyoruz. Kesinlikle. İyilik yap, denize at, hele balık bilmezse Halık bilir evet demiş ya atalarımız. Komşularımıza biz ne kadar iyilik yaparsak, insan el insanu abidul ihsan denilmiş. İnsan iyiliğin karşısında köledir adeta. Evet.
Hele bu Ramazan gününde işte bir iftar mesela sofrası, bir sahur sofrası mesela beraber olduğu zaman insan bazen tanışıyor. Allah Allah, biz geç tanışmışız. Keşke daha önce bir araya gelseydik diye yakınabiliyor yani. Yani bir tebessüm bir anda bakıyorsunuz ki muhabbeti arttırabiliyor yani. İftar deyince yine söz sözü açıyor. Yani sohbet o kadar tatlı gidiyor ki insan bırakamıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Zer Hazretlerine bir tavsiyesi var. Ey Ebu Zer diyor, çorba pişirdiğin zaman çorbanın suyunu biraz fazlaca koy. Ta ki komşuna da ikram edesin. Evet. Komşuna da ikram edesin. Yani biz ise ne yapıyoruz mesela? Misafirin gelmesinden bu zamanı kastederek söyleyeyim. Yüksünüyoruz. Niye? Sabahtan akşama kadar hazırlık yapılması gerektiği hissine kapılıyoruz. Misafir, halbuki gelen misafir bizimle beraber sohbet etmeye, muhabbet etmeye, hasbihal etmeye geliyor. Yeme içmeye gelmiyor. Senin misafir umduğunu değil, bakıyor, bulduğunu evet. yer. Halbuki evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir çorbayla dahi olsa orada aslında şöyle bir incelik de var. Yani o çorbanın suyunu fazla kattığınızda ne olur? O çorbanın tadı bir noktada gider. Yani komşun eğer bir tas kase çorbaya muhtaçken senin aslında ağzının tadının da kalmaması gerek. Evet, yani ince bir mesaj. İnce bir mesaj var, evet. Hocam inşallah Cenab-ı Hak bizlere hayırlı komşular nasip etsin. Amin. Biz de inşallah iyi komşular olalım. İnşallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok böyle tatlı güzel bir sohbet oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyenlerimiz, aziz dostlar. Kıbrıs'ta Ramazan'da yeni sohbetimiz sona erdi. Cenab-ı Hak inşallah bizlere hayırlı komşular nasip etsin. Hem bu dünyada hem de ahirette. Efendim esen kalınız. Hayırlı Ramazanlar. Seni tarif eder bütün isimlerin. Dualarımızı güzel isimlerine şahit kıldık. Şahitliğimizi kabul eyle. Ya Rabbi, sen muktedirsin. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde bir şey de fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Rabbi, sen mukaddimsin. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sense sevdiklerini benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sense beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya Rabbi, sen muahhirsin. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verir, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir,
Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Duaları kabul ettiğin şu anda duy sesimizi. Senin yüce isimlerinle ettiğimiz duaları kabul eyle. Bizleri affet. Bizleri bağışla. Amin.